Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size duyu organları ile ilgili soru çözümü yapacağım. Duyu organlarından yine iki test çözeceğiz. Karnabiz test çözümü yapacağız. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümlerini yapın. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi epitel doku ile ilgili yanlış bir ifadedir? Epitel doku neydi? Vücudumuzun dış yüzeyini saran, yine organların da yine dış ve iç yüzeylerini saran bir dokudur arkadaşlar. Epitel dokuda hücreler arası boşluk yoktur. Hücreler arası maddede yok denecek kadar azdır veya hiç yoktur arkadaşlar. Kan damarı ve sinir bulunmaz epitel dokuda. Bulunmadığı için bağ dokudan beslenen bir dokudur. Bakıyorum diyor ki vücudun iç ve dış yüzeyini örter. Bu doğru. Kan damarı ve sinir içerir demiş. Yanlış olacak arkadaşlar. Kan damarı ve sinir bulunmaz epitel dokuda. Hücreler arasındaki madde yoktur. Evet doğru. Bağ dokudan difüzyonla beslenir. Kan damarı ve sinir bulunmadığı için bağ dokudan besleniyor. Hücreler arası boşluk yoktur. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Geçelim ikinci soruya. Deri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Üst deri ölü hücrelerden oluşur. Evet. Biz deriyi iki tabaka ayırıyoruz. Epidermis ve dermis. Epidermis tabakası ölü hücrelerden oluşmuş bir tabakadır. Epidermis tabakası da kendi içinde ikiye ayrılacak. Korun tabakası bir de Malpighi tabakası. Korun tabakası işte bizim en üstümüzde, en üst derimizde bulunan yapıdır ve ölü hücrelerden oluşur. Bu keratinleşmiş yapılar buradan gelişiyor arkadaşlar. Tırnak oluşumu, saç oluşumu buradan gerçekleşir. Malpighi tabakası ise deriye rengini veren pigmentler bulunuyor. Melanin dediğimiz pigment üreten hücreler bulunur Malpighi tabakasında. Alt deriye geldiğimiz zaman alt deride ise reseptörler bulunuyor. Kan damarı ve sinirler bulunuyor arkadaşlar. Şimdi buna göre yapalım. Diyor ki üst deri ölü hücrelerden oluşur. Evet doğrudur dedik ölü hücrelerden oluşur diye. Reseptörler alt deride bulunur. Doğru arkadaşlar. Deriden bazı boşaltım atıkları atılabilir. Evet mesela su atabiliyoruz. Yine az miktarda, çok az miktarda idrar atabiliyoruz arkadaşlar. %1'lik bir oranda atabiliyoruz. Doğru. Deriye renk veren melanin pigmenti üst deride bulunur. Ne dedik? Üst deride Malpighi tabakasında melanin pigment üretiliyor. Doğru. Deride bulunan ter bezleri vücut ısısı dengelenmesinde etkilidir. Deride bulunan ter bezleri vücut ısısının dengelenmesinde etkilidir. Bu da doğru olacak. O zaman bir yerde yanlış yaptık. Bakalım. Üst deri ölü hücrelerden oluşur. Reseptörler alt deride bulunur. Doğru. Deriye renk veren melanin pigmenti üst deride bulunur. Doğru. O zaman arkadaşlar büyük ihtimal şu C şıkkını yanlış olarak almıştır. Normalde biz doğru alıyoruz bunu. Ama bence bu soru için hepsini doğru kabul edelim. Çünkü biz deriden bazı boşaltım atıklarını atabiliyoruz. Terleme sonucunda bazı tuzlar atılabilir. Daha sonra suyun fazlası atılabilir. Yine ter bezleri vücudun ısı dengesinde de etkilidir. Dolayısıyla biz bunların hepsini doğru olarak kabul edelim. Soruda büyük ihtimal bir yanlışlık vardır. Geçelim 3. sorumuza. Aşağıda bir göz kusuruna ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikler hangi göz kusuruna aittir? Şimdi diyor ki görüntü sarı beneğin önüne düşer. Kalın kenarlı mercek. Bakın işte bu kalın kenarlı mercekten bulabiliriz. Arkadaşlar bizim bir formülümüz var. Bakın şifremiz var. Mutluluk hayali. Bakın mutluluk. Mutluluk hayali. Nedir peki buradaki şifremiz? Buradaki M miyopluk. U uzağı görememe. K de kalın kenarlı mercek. Bakın burada kalın kenarlı mercek kullandığına göre bu hastalık hangi hastalık? Miyop hastalığı. O zaman cevabımız A şıkkı. Alttakine bakalım. H hipermetrop. Y yakını görememe. Buradaki I de ince kenarlı mercek. Bunu aklınızda tutarak bu iki hastalığı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ki genelde sorularda bu iki hastalık soruluyor. Unutmayın. Cevabımız A şıkkı oldu. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki şekilde görme olayının gerçekleşmesi gösterilmiştir. Buna göre sembollerinin yerine gelmesi gerekenler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi cisim ilk önce hangi nereye geliyor gözde? Korneaya geliyor arkadaşlar. O yüzden ilk sırada yani yuvarlak olan yerde ne olması lazım? Kornea. O zaman kornea olmayanları siliyoruz. Göz bebeği
Göz bebeğinden sonra bakın ne gelecek? Mercek gelecek. Yani göz merceği gelecek. Göz merceği ne yapacak? Görüntüyü ikinci kez kıracak. Daha sonra sarı beyne gider. Burada reseptörler algılar. Oradan da uç beyne gider. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. Aşağıda verilen göze ait yapılardan hangisi damar tabakada bulunmaz? Arkadaşlar damar tabaka gözü besleyen tabakadır. Bu tabakada ne var? İris var, mercek var, göz bebeği var ve kaslar var. Kirpiksi kaslar. Burada kör nokta yoktur. Kör nokta A tabakada bulunan reseptörlerin bulunmadığı noktadır. Bunu unutmayalım. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Burunda koku reseptörlerinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? Koku reseptörleri burunda sarı bölgede bulunur. Bakın iki yer var. Sarı bölge, sarı benek. Sarı benek gözde, sarı bölge ise burundadır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar verilmiştir diyor. Seçeneklerin hangisinde numaralı kısmın karşılığı yanlış verilmiştir? Şimdi bakın. 1 numara nedir? Kornea. O zaman doğru. 2 numara nedir arkadaşlar? Bakın gözün renkli kısmı iristir. Doğru. 3 numara merceği gösteriyor. Doğru. 4 numara bakın burada. Şurada. Kör noktayı gösterir diyebiliriz arkadaşlar. 5 numara için camsı cisim demiş. 5 numara A tabakayı gösteriyor veya damar tabakayı gösteriyor. Camsı cisim içerideki sıvıdır. O yüzden 5 numara yanlıştır. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim 8. soruya. Yukarıda soru işareti ifadesinin karşılığı olan yapı hangisidir demiş. Orta kulakta bulunur. Yutağa açılır, hava basıncını dengeler. Kulakta bulunarak yutağa açılan tek bir yer vardır. O da nedir? Östaki borusu. İç basınçla dış basıncını dengeleyen bir borudur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 10. sorumuza. Pardon 9 var aşağıda görmedik. Evet 9. soruya geçiyoruz. Kulağa ait aşağıda verilen yapılardan hangisinde sesi algılayan reseptörler? Sesi algılayan reseptörler Corti organındadır. Corti organı da kulakta salyangoz dediğimiz yapıdadır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim 10. sorumuza. İşitme ve denge organı olan kulakla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. Numaralandırılmış yapılardan hangisi ya da hangileri işitme ile ilgili olmayıp vücudun dengesinden sorumludur. Vücudun dengesiyle ilgili olan 3 yapı vardır. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları. Bakıyorum hangileri var burada? Yarım daire kanalı ile kesecik var. O zaman cevabımız ne olur? 3 ve 5 olur. 11. soruya geçiyorum. Yukarıda verilen duyu organlarından hangilerinde kemoreseptör bulunur? Kemoreseptör neydi? Kimyasal olayları algılayacak. Kimyasal olaylar koku, tat gibi olaylar. O zaman nerede bulunur? Dil ve kulakta bulunur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 4 olacak. Yani burun ve dil dedik. 1 ve 4 olacak. Pardon yanlış söyledim. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 12. soruya. Deri ve kulakta bulunan dokunma, basınç, hareket ve ses gibi uyaranlara karşı duyarlı olan reseptör çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Dokunma, basınç, hareket ve ses. Arkadaşlar bunlar mekanoreseptördür. Mekanoreseptör mekanik etkileri algılıyor. O yüzden de cevabımız E şıkkı olacak. Geçelim diğer testimize. Evet buradaki soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki aşağıda çeşitli duyu reseptörlerine ait özellikler verilmiştir. Bunlarla ilgili bize eşleştirme soruyor. Bakın burada eşleştirmeler var. Işığa karşı duyarlı reseptörlerdir. Bunlar hangileri olacak arkadaşlar? Işığa karşı duyarlı olanlar fotoreseptör değil mi? Deri ve kulakta bulunur. Dokunma, basınç, hareket, ses gibi uyaranlara karşı duyarlıdırlar. Bunlar da ne olur? Mekanoreseptörler olur. Mekanik etkilere karşı duyarlı. Deride bulunan ve sıcak ile soğuğu algılayan reseptörlerdir. Termoreseptör arkadaşlar. Zaten termo sıcaklık demektir. Burun ve dilde bulunur. Zaten burun ve dil diyorsa direkt aklımıza ne gelecek? Kemoreseptör gelecek. Burada hangisinin açıklaması yok? Ağrı reseptörlerinin açıklaması yoktur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza.
Gözün yapısında bulunan damar tabakayla ilgili hangileri doğrudur demiş. Sert tabakanın altında yer alır demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Sert tabaka, damar tabaka, ağ tabaka olarak gidiyor. Gözü besleyen kan damarları bakımından zengindir. Evet, bu da doğrudur. Fotoreseptörler bu tabakada bulunur. Arkadaşlar bu yanlış. Fotoreseptörler ağ tabakada bulunuyor. O yüzden bu yanlıştır. Pigmentler göze gelen ışığın çoğunu emer. Bu nedenle gözün içi karanlık bir oda görünümündedir. Damar tabakada iris dediğimiz pigmentleri bulunan bir tabaka vardır ve bu tabakada ışığın çoğunu emdiği için gözün içi karanlıktır arkadaşlar. Doğrudur. Işığın bu tabakada yansıması ile göz içinde ışığın fotoreseptörlere ulaşması sağlanır. Arkadaşlar burada yansıma olayı gerçekleşmez. Yansıma olayı A tabakada gerçekleşir. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 4 olacak. Yani Bursa şıkkı olacak. Evet, geçelim diğer sorumuza. Deri ile ilgili bize bir şekil vermiş. Diyor ki derinin yapısı ve görevleri ile ilgili hangileri doğrudur? Üst deri epidermis tabakasından oluşur ve kan damarı içermez. Arkadaşlar doğrudur. Üst deri zaten ölü bir tabakadır. Bu yüzden de kan damarı içermiyor. Doğrudur. Reseptörler dermis tabakasında bulunmaktadır. Bakın bakıyoruz. Reseptörler mesela sıcaklık reseptörü nerede bulunuyor? Alt deride. O zaman doğru. Üst deride ölü hücrelerden oluşan korun tabakası en dıştadır. Doğrudur arkadaşlar. Korun tabakası en dışta bulunuyor. Korun tabakasının hemen altında renk pigmentlerini üreten melanosit hücrelerinin bol bulunduğu Malpighi tabakası bulunur. Evet, bu da doğrudur. Cevabımız hepsi olacak. Yani Edirne şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Görme duyu organı olan göz, göz küresi ve yardımcı yapılardan meydana gelmiştir. Gözün en önemli yapısı olan göz küresi dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadan oluşur. Aşağıda verilen yapılardan hangisi sert tabakanın gözün ön kısmında hafifçe şişkinleşmesi ve saydamlaşması ile oluşur? Arkadaşlar biz bu yapıya ne diyoruz? Kornea diyoruz, değil mi? Cevabımız Bursa şıkkı kornea olur. Geçelim diğer sorumuza. Dış çevrede ve iç ortamımızda oluşan değişiklikler reseptör adı verilen almaçlarla algılanır. Uyarıların algılanmasını sağlayan göz, deri, burun, dil ve kulak gibi organlara duyu organları denir. Duyu organlarında duyu reseptörleri bulunur. Dış ortamdan gelen uyarı alanlarına dış reseptörler, iç çevreden gelen uyarı alanlarına ise iç reseptörler denir. Aşağıda bazı reseptör örnekleri verilmiştir. Bunlardan hangileri iç reseptörlerdendir? Gözde ışığa karşı duyarlı reseptörler. Bakın arkadaşlar, ışık dışarıdan geliyor. O zaman bu nedir? Dış reseptördür. Deride sıcaklık değişimini algılayan reseptörler. Sıcaklık değişimini algılıyorsa o zaman bu nedir? Dışarıdan gelen bir uyarıdır. O yüzden dış reseptörler. Hipotalamusta bulunan kanın sıcaklığını algılayan reseptör. Kan nerededir? Bizim vücudumuzun içinde. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Ceyhan şıkkı. Geçelim 6. sorumuza. Yakındaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar kasılır, asıcı bağlar gevşer, mercek kalınlaşır, küre biçimini alır. Böylece göz bebeği küçülür. Uzaktaki bir cisme bakıldığında ise kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer, asıcı bağlar kasılır, mercek incelerek yassılaşır, böylece göz bebeği büyür. Buna göre uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz bebeğinin kalınlığının ayarlanmasına ne denir? Arkadaşlar biz buna göz uyumu diyoruz. Optik kiyazma nedir? Optik kiyazma gözün, bakın şunlar gözümüz, bunlar da beyin loblarımız. Sağ gözden gelen uyarının sol loba aktarıldığı, sol gözden gelen uyarının sağ loba aktarıldığı, çapraz yaptığı bir yer vardır. Biz buraya ne diyoruz? Optik kiyazma diyoruz. Optik kiyazma sağdan gelen görüntünün sol beyine, soldan gelen görüntünün de sağ beyine verilmesini sağlar. O yüzden oldukça önemlidir. Göz tansiyonu ve presbitlik zaten hastalıktır. Kör noktada A tabakada bulunan ve reseptörlerin hiç bulunmadığı noktadır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Göze gelen ışınların beyindeki görme merkezine ulaşana kadar geçtiği yapılar hangi sıraya göre dizilmelidir? İlk önce ne olacak bakın? İlk önce korneaya gelecek. O zaman
Hemen birinci sırada ne var? Kornea var. Korneadan sonra arkadaşlar göz bebeği algılayacak. O zaman ikinci sırada göz bebeği var. Göz bebeğinden sonra göz merceğine gider. 3 diyeceğiz. Sonra camsı sıvıya gidecek. Sonra retinaya gidecek. Buradaki reseptörler tarafından algılanacak. En sonunda talamusa uğrayacak. İşte sıramıza baktığımızda o zaman 3, 1, 5 bakalım. 3, 1, 5 bakın bu sıraya göre Ceyhan şıkkı oluyor cevabımız. Evet geçelim 8. sorumuza. Diyor ki aşağıda gözde bulunan bazı yapıların görevleri verilmiştir. Buna göre bu yapılardan hangisinin görevi verilmemiştir? Göze rengini veren pigmentli yapıdır. Arkadaşlar biz buna iris diyoruz. O zaman irisin karşılığı var. Göze ışığın girmesini sağlayan açıklık olup göze gelen ışığın ayarlanmasını sağlar. İşte bu nedir? Göz bebeğidir. Göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Buraya ne diyoruz? Kornea diyoruz. Fotoreseptörlerin ve sinirlerin bulunduğu tabakadır. Bu da nedir? Retina. Hangisi verilmemiş? Kör nokta verilmemiştir. Kör nokta nedir arkadaşlar? Kör nokta reseptörlerin hiç bulunmadığı, görme sinirlerinin çıktığı yerdir. Cevabımız E şıkkı oluyor. Evet, böylece bu videoyu bitirmiş olduk. Duyu organları ile ilgili soru çözümü yapmış olduk arkadaşlar. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümü yapın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.